Nathan Drake olmadan bir Uncharted olur mu? Valla bence bal gibi olur. Nasıl mı? İşte karşınızda Uncharted The Lost Legacy, Türkçesiyle Kayıp Miras'ta Nathan Drake'e hiç mi hiç ihtiyacımızın olmadığını gösteren 7 neden. Uncharted serisinde en sevdiğin yan karakter hangisi diye sorsanız herhalde Sam'den sonra Chloe derim. Peki Chloe nasıl birisi? Durum ne olursa olsun eğlenceli, buna kara mizah anlayışı da dahil, zeki, fiziksel olarak da Nathan'a göre daha az sakar ve önüne çıkanı öldürme konusunda ondan geri kalmayan, hırsızlığı kendine meslek edinmiş ve önüne gelen her kilidi kırabilen bir melez güzeli. Kendisiyle ilk kez Uncharted 2'de karşılaştık ve her ne kadar Uncharted 3'teki rolü kısa olsa da Chloe Uncharted sevenlerin üzerine etki yaratmış önemli bir karakter. Ve sahne alma sırası şimdi onda. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually onto something. Yeni bir Uncharted oyunu, yeni bir hikaye, yeni bir yer, tarih ve mitolojiye dayanan yeni şeyleri keşfetmek demek. Uncharted Kayıp Miras Hindistan'da geçiyor ve olay fil kafalı Hindu tanrısı Ganesh'in fil dişini bulmak üzerine kurulu. Bu fil dişinin önemi ise Chloe'nin babasının bunu zamanında arayıp başarısız olması, işte o yüzden Kayıp Miras ismi karşımıza çıkıyor. Ha bu arada bu fil dişi altın ve değerli taşlardan yapılma, yani çok değerli bir kayıp miras. That's supposed to happen? Don't know. Chloe ile beraber diğer tanıdık yüz ise Uncharted 4'ten hatırlayacağınız, Nathan'ı her defasında eşek sudan gelene kadar döven Nadine Ross. Neither are you. But I'll tell you what, I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. Nadine tam bir dövüş ve dayak makinesi ve oyun esnasında zor durumlarda sık sık Chloe'nin yardımına koşuyor. Karşılaştığı her düşmanı gözünü bile kırpmadan en acımasız şekilde öldüreceğinden emin olabilirsiniz. That works too. Bu erkek görünümlü kadının gerçekten acımasız ve şakaya gelmeyecek birisi olduğunu zaten yine Uncharted 4'ten biliyoruz. Onun için benim gibi birçok kişinin Nadine ısınması biraz uzun sürebilir ama en azından Chloe ile beraber bizi unutamayacağımız müthiş bir ikili bekliyor. Uncharted 4 ve oyun mekaniğini sevdiyseniz korkmanıza gerek yok çünkü aynısı Kayıp Miras'ta da karşınıza çıkıyor. Ucuna kanca bağlı halat, siper alıp ateş etme, etkileyici patlamaların birbirini takip ettiği sahneler, gizli ve sessiz bir şekilde düşmanın işini bitirme, bu oyunda da aynı şekilde var. İlk kez karşımıza çıkacak susturuculu tabancayı da unutmamak gerek. Uncharted Kayıp Miras'ın serinin diğer oyunlarına göre en temel farkı inceden de olsa açık dünyaya geçiş. Yanlış anlaşılmasın, karşımıza kesinlikle açık dünya bir oyun yok ama en azından Nathan Drake'in oyun dünyasıyla karşılaştırıldığı zaman bazı bölümlerde gideceğiniz yerin sırasını farklı yollar takip ederek siz belirleyebiliyorsunuz. Uncharted 4'teki Madagaskar bölümü başlangıç noktası olarak alınmış ve oyun dünyası daha da büyütülmüş. Hatta Kayıp Miras'ta serinin ilk yan görevini bile yapıyorsunuz. Görüntülerde gördüğünüz yer ise o kadar büyük ki bir haritaya ihtiyaç var. Uncharted Kayıp Miras'ın sonunda her ne kadar bir rakam olmasa da Uncharted 5 olmayı neredeyse hak ediyor. İşte bir nedeni de online oynamayı sevenler için oyun Uncharted 4 Multiplayer ile geliyor. Nathan Drake'i özleyenler veya Sam ve Sally'ye doyamadım diyenler için online olarak onlarla ve onlara karşı oynayabilirsiniz. Uncharted 4 online oyuncular için de güzel haber, Kayıp Miras ile birlikte yeni oyuncuların oyuna dahil olacağı. Bana sorarsanız yıllar sonra artık Nathan'ın emekliye ayrılma zamanı geldi. Deniz kıyısına bir eve yerleşip inzivaya mı çekilmiş, yoksa başına bir şeyler mi gelmiştir, hatta hayatta bile olmayabilir ama bence artık Nathan'ı rahat bırakmak lazım. Uncharted serisi Sam, Sally gibi başka karakterlere de sahip ve her biri başrolde yer aldıkları ayrı birer hikayeyi kesinlikle hak ediyorlar. Emin olun ki Uncharted serisinin geleceği çok parlak ve bir gün öyle ya da böyle tekrar Nathan ile karşılaşacağız.
Ve geldik bir videonun sonuna. Peki benimle hemfikir misiniz veya benden farklı mı düşünüyorsunuz? Ne olursa olsun düşüncelerinizi lütfen benimle ve diğer arkadaşlarla aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Son olarak sponsorum Start Oyun Konsolu biliyorsunuz. Sizler de www.startoyun.com adresine girerek Uncharted The Lost Legacy'yi Türkçesiyle Kayıp Mirası 149 TL olan çıkış fiyatıyla satın alabilirsiniz. Ayrıntılar için aşağıdaki Start Oyun linkine ve linklerine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Ciao ciao.